Bugün artık benzeri görülmemiş sayıda canlı türünü bir yerden diğerine taşıyoruz. İnsanların valizlerindeki canlıların sayısını duysak hayretten ağzımız açık kalır. Bir canlı türü taşındığında otomatikman daha önce hiç var olmadığı alanları istilal ediyor. Bir kere başıboş kaldıklarında ne yapacaklarını kestiremeyiz. Toplumsal hayatı her açıdan dönüştürebilirler. Bilim kurgu romanlarından farksız. Gezegenin dört bir yanında yaşanan ve insanı huzursuz eden dönüşümler. Araştırmacılar şimdilerde ipuçlarını değerlendirerek yeryüzünün yeni bir portresini oluşturmakla meşgul. Bugüne dek tanık olunmamış ölçüde hızlı bir küresel değişimin yaşandığı bir döneme girdiğimizden kuşkulanıyorum. Acaba ne yönde ilerliyoruz ve rotamızı değiştirmek için ne yapabiliriz? Kafaları karıştıran bu çağda kesin olan tek bir şey var. Bunlar yeryüzünde yaşanan tuhaf günler. Tuhaf günler yaşıyoruz. Ama dünyanız burada sonlanacak olsaydı bundan haberiniz olmayabilirdi. Günlük hayatın akışından bir an kurtulup merceğinizi yeniden odakladığınızda bazı rahatsızlıklar gözünüze çarpmaya başlıyor. Mars yüzeyindeki insan suratından değil, gerçek olaylardan bahsediyorum. Eriyen kutup buzları, solmuş kemikler kadar bembeyaz kesmiş mercan resifleri, çift cinsiyetli kurbağalar. Peki bu olaylar ne anlama geliyor? Gelişi güzel iniş çıkışlar olduklarını söyleyebilir miyiz? Yoksa dünya çapında yaşanan bir krizin parçaları mı? Kıyamet habercisi her sese karşı gezegenin gayet iyi yolda olduğunu söyleyen biri mutlaka çıkıyor. Gerçekte olan biten ne? Bu dizide bilimsel araştırmacıları iş başında izlerken bunu kavramaya çalışacağız. Bu bir açıdan aslında polisiye bir dizi. Tek farkı dedektiflerin üzerinde çalıştığı olay mahallinin gezegenimiz olması. Birinci bölüm ipuçlarıyla başlıyor. Araştırmacılar bazı bitki ve hayvan türlerine ait olmamaları gereken yerlerde buluyor ve onlara yabancı türler diyorlar. Bunlar belki de soyu tükenen dinozorlardan bu yana gelmiş geçmiş en büyük kitlesel yok oluşu tetikleyebilecek bir saldırının ilk dalgası. Peki bu istilaya ne sebep oluyor ve bu yabancıların yükselen dalgasını yavaşlatmak için ne yapabiliriz? Jim Carlton yabancıları arıyor. Yalnız da değil. Bilim adamlarından oluşan bir ekip, bölgeye hangi yeni yabancı türlerin yerleştiğini bulmak üzere bir hızlı değerlendirme araştırması yürütüyor. Bu araştırma, ivediliği giderek artan küresel bir arayışın parçası. Yabancı türler her kıtayı istila etmiş durumda. Son derece güçlüler. Bazıları şu an ayağımızın altındaki toprağa oyuyor. Hastalık yayıyorlar. Binalarımızı yutuyorlar. Ve yeni gelenlerin sayısı her yıl artıyor. Deniz çevre bilimcisi Jim Carlton, New England sahillerinde bitki ve hayvanlardaki bu yer değiştirmenin ne anlama geleceğini bulmaya çalışıyor. Bu iskelede bir saat geçirecek. Haftada böyle 20 iskeleyi teftiş ediyor. Yeni bir bölgeye ilk girdiğimiz an orada neler bulacağımızı bilemeyiz. Yeni bir şeylerle karşılaşmamız olasılığı bizi yakından ilgilendirir. 20. yüzyılın son çeyreğinde dünyanın dört bir yanında olağanüstü sayıda istila görüldü. Bunların 21. yüzyılda da hızları kesilecekmiş gibi görünmüyor.
kıyılarımızdaki bu yaşam perdesini fark eden çok az sayıda insan var. Ama Carlton'ın gözleri çok keskin. Yabancı türlere duyduğu merak, Kaliforniya'daki çocukluk günlerinde tesadüfen yaşadığı bir olaya dayanıyor. ...1962 sonbaharıydı. Farkında olmadan üstüne bastığım bir tüpçül halkalı solucan kolonisi dikkatimi çekmişti. Daha önce hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Aynı canlılara bir hafta sonra yerel bir doğa merkezinde rastladım. Üzerlerindeki etiket Güney Denizlerinden geldiklerini söylüyordu. O kadar uzaktan bir şeylerin Auckland'daki küçük bir lagüne kadar nasıl gelebileceği çok ilgimi çekmişti. Bitki ve hayvanların yayılış bilmecesi Carlton'ı adeta büyülemiş. Aslında canlı türlerinin dünya var olduğundan beri asla yerlerinde duramadıkları söylenebilir. Canlılar erimlerinin sınırını sürekli test ederler. Türler yaşam alanlarını bir santim genişletmeye bile razıyken biz onlara fazladan kilometreler vermişiz. Diğer malların yanı sıra bitki ve hayvanları da nakleden küresel bir taşımacılık ağı kurmuşuz. Türler bazen yolcu, bazansa kaçak yolcu olarak taşınıyor. Şimdilerde ise aşılması neredeyse imkansız engellerin üzerinden atlayabiliyorlar. Her geçen yıl yaşam alanları dışında yerleşen yabancı türlerin sayısını, hacmini ve taşınma hızını arttırıyor. Bizler de haberimiz olmadan bu trafiğe katkıda bulunuyoruz. Carlton küresel taşımacılıkta bu amansız büyüme yüzünden şansımızı zorladığımız görüşünde. Her yeni türün gelişi Rus ruleti oynarken tetiği çekmeye benziyor. Çevreye yeni bir tür eklenmesi felakete varan boyutlarda bir etki uyandırabilir. Toplum üzerinde, ekonomi üzerinde ve tabii çevrenin kendisi üzerinde. Carlton dünyanın farklı köşelerindeki istilaların çok daha korkutucu ve derin anlamlar taşıdığının farkında. Çoğumuz aramızdaki bu davetsiz misafirleri görmüyoruz bile. Ama onları görmezden gelmek huzurun ve mutluluğun garantisi değil. New Orleans sakinleri artık ayaklarının altındaki zemine güvenemiyor. Güney bölgeleri yayılmayı ve yollarına çıkan mülkleri mahvetmeyi sürdüren yabancıların istilasına uğramış durumda. Biyolog Claudia Riegel bazı ev sahiplerinin her şeylerini kaybettiklerini biliyor. Amansızca saldıran bir hayvan sürüsü yüzünden. Günün 24 saati mola vermeden çalışıyorlar. Gece gündüz bir aşağı bir yukarı dolanıyor ve sürekli yiyecek arıyorlar. Riegel'e ve diğerlerine göre bu küçük istilacıların onlarca yıl önce dünyanın öbür ucundan başladıkları yolculuğa o günlerde atılan bir imza neden olmuş. Tokyo Körfezi. General Douglas MacArthur, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'nın resmen teslim oluşuna nezaret etmektedir.
Japonya ve Çin'deki Amerikan kuvvetleri memleketlerine dönmek üzere hazırlanır. Ve eşyalarını yerli tahtadan yaptıkları sandıklara doldurur. Boş sandıklar daha sonra Amerika'nın güney bölgelerindeki askeri üslerin yakınlarındaki çöplere atılacaktır. Ama sandıklar aslında pek de boş değildir. Tahtalar kaçak yolcu kaynamaktadır. Yabancı canlılar. Formosa'nın yeraltı termitleri. Yani ak karıncalar. Zaman içinde kuluçkadan çıkarlar ve sayıları tehlikeli biçimde artar. Ama bırakın neler yapabileceklerini, henüz burada olduklarını bile bilen yoktur. Böcekler küçüktür. Ama sayıları arttığında korkunç ve son derece yıkıcı bir güç haline gelebilirler. New Orleans'ın istilacı termitleri yıllarca kimsenin gözüne batmadı. Ama daha sonra 1960'larda kent blues müziğiyle adeta yeniden tanıştı. Onlar her yerde. İnsan sokakta yürüyemiyor bile. Suratınıza çarpıyor ve ağzınıza kaçıyor. Onlardan benim kapılarımda ve pencerelerimde de var. Yumurtladıklarında saçlarınızın arasına bile giriyorlar. Bir keresinde bizi şehir parkından kaçırmışlardı. Bu çok kötüydü. Yardıma ihtiyacımız var. Federal hükümet yardım elini uzatmalı. Hey, can somebody help a blues man? Bu su pompalama tesisi kuşatma altındaki binlerce binadan biri. Diğer çoğu bina hayati bir önem taşımıyor belki ama bu gibi binalar olmadan New Orleans sular altında kalabilir. Riegel bir alt katta istilacıların taktiklerini araştırmakla meşgul. Sürüler ortadan kaybolmuş. Termitlerden geriye kalan tek ipucu çiftleşme uçuşunun ardından döktükleri kanatları. Yabancılar şu an duvarların içine saklanıyor ve yeni koloniler oluşturuyorlar. Bu yeni gelenler başarılarını neye borçlu? Riegel, ana yurtlarından bu kadar uzaktaki bir yere ilk gelişlerinde her türlü koşulun onların aleyhinde olduğunu biliyor. Ama şans istilacılardan yana olmuş ve Güney'in konukseverliğiyle tanışmışlar. Louisiana'nın sıcak ve yapış yapış iklimi böceklerin Çin'den alıştıkları ortama tıpatıp uyuyor. Daha da güzeli New Orleans'ın termitlerin besin kaynağından yani tahtadan inşa edilmiş olması. Ayrıca yeni gelenlerin bir yeteneği onlara yerli termit türleri karşısında büyük bir avantaj sağlamış. Yerli termitler yuvalarını sadece yer altına kuruyor. Yabancılarsa yer altı dışında böcek öldürücü ilaçlara pek maruz kalmadıkları yer üstüne de yuva yapabiliyorlar. Cadde üzerindeki tek bir blokta bazen 10 yabancı termit yuvası görülebiliyor ve bunların ikmal yollarının uzunluğu onlarca metreyi bulabiliyor. Güneyde evimi termitler basar mı diye değil, evimi termitler ne zaman basar diye sorarsınız. Çünkü her yerdeler. Fransız mahallesindeki evlerin çoğu termit kaynıyor.
Diğerleri ise gözetim altında ya da öyle olmaları gerekiyor. Onları görmezden gelmeye çalışanlarsa bunun bedelini ağır ödeyebiliyorlar. İstila bu boyutlardaysa New Orleans'ı yiyip bitiren bu canavarı yavaşlatmak mümkün mü? Regal ilk olarak yabancıların yerini saptayacak. Şu an onların ikmal yollarını arıyor. Bu karargahları yani yuvaları bulmaktan daha kolay. Bu madeni disklerin altında iki parça tahta arasına sıkıştırılmış lezzetli bir kağıttan ve elektronik bir devreden oluşan yuva istasyonları var. Sinyali duyan Regal istasyonun boş olduğunu anlıyor. Bu termitleri ortadan kaldırmak için çok uğraşıyoruz ama aslında yapacağımız şey onları kontrol altına almak olacak. Çünkü dönmenin bir yolunu buluyor ve istila edecek yeni yerler keşfediyorlar. Regal termitleri yaşamlarının özel bir yönünü kullanarak kontrol altına almak istiyor. Bu kolonilere sosyal bir yapı hakim. Bu da tüm termitlerin başarısını açıklıyor. Bu böcekler birbirlerine destek oluyorlar. Arkalarında bıraktıkları kimyasal izler üzerinden haberleşiyorlar. Vücutlarını titreştirerek birbirlerine mesaj gönderiyorlar. Regal açısından daha da önemlisi besinlerini paylaşmaları. Regal bir düzine boş istasyonun ardından nihayet Fransız mahallesi yakınlarında yabancıları barındıran bir istasyona rastlıyor. Bundaki tahta yemi zehre batırılmış kağıtla değiştirecek. İşçiler bunları koloni karargahına götürecekler. Bu yolla bütün termit yuvasını 3 ay gibi kısa bir süre içinde ortadan kaldırmak mümkün. New Orleans'tan dünyadaki herkesin alacağı dersler var. Dışarıdan yabancı türler getirmek kolay. Ama onları def etmek neredeyse imkansız. Güneyde önleme ve koruma adına yapılacak bir gram iş, her yıl sokağa atılacak milyarlarca dolardan tasarruf sağlayabiliyor. Yabancı türlerin mala mülke zarar verdiği tek yer New Orleans değil. 1900'lerin başlarında ahşabın tadını seven küçük bir yaratık San Francisco körfezindeki rıhtımları çökertmişti. Zarar bugünün parasıyla milyarlarca dolardı. 1929 yılında Birleşik Devletler'de görülen Akdeniz meyve sineği tarım ürünlerine sadece Kaliforniya'da yılda 1 milyar dolarlık zarar verdi. 1980'lerde Hazar Denizi'nden gelen zebra midyeleri göller yöresindeki boruları tıkadı. Zarar 1 milyar dolar daha. Ama yabancı türlere karşı verilen savaşta paradan başka bedeller de ödemek zorunda kalabiliriz. İstilacıların bizi yaralamaya ve sağlığımızla oynamaya güçleri var. Victoria Gölü, dünyanın en geniş tropik gölü. Bölge aynı zamanda pek çok araştırmacının istilacı türlerle ilişkilendirdiği bazı sağlık sorunlarıyla da yüz yüze. Bu sulara egemen bir yırtıcı var. Nil timsahı. Timsah gölün derinliklerinden kıyılara, buralardaki her iri canlı için bir tehdit oluşturuyor. Katiyan jagalah tu.
Uganda'da bir timsahın bir insana saldırması giderek daha sık rastlanan bir olay. Oysa bu yırtıcıların sayısının artmadığı bilinen bir gerçek. Doğan Gün Ugandalılara bu durumu açıklamaktan aciz. Kafaları kurcalayan tek şey timsah saldırıları değil. Giderek daha sık görülen başka tıbbi sorunlar da var. Dizanteri vakaları artmakta. Sıtma hastalığı azmış durumda. Bir diğer tropik hastalık olan şistozomiyazis de öyle. Bu hastalık karın ağrısına, soğuk terlemeye, isiliğe ve idrarın kanlı çıkmasına yol açıyor. Evet, söyle bakalım neren ağrıyor? Burası, bir de şurası. Bir kontrol edelim bakalım. Ara sıra göle gider misin? Balıkçıyım ben. Uganda'da olan biten ne? Böcek bilimci James Agwang, Victoria Gölü'nü yıllardır araştırıyor. Bir yabancı türü yeni bir çevreye taşıdığınızda, onu getirdiğiniz alanların ekolojik kurulumunu değiştirme eğiliminde oluyorsunuz. Agwang, timsah saldırılarının sebebini bildiği kanısında. Timsahlar buranın yerlisi. Ama 100 yıl kadar önce göldeki canlılar arasına yabancı bir tür olan Nil levreği eklenmiş. Nil levreği göldeki küçük balık türleriyle beslenerek serpilirken dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan 200 kadar balık türünün de soyunu tüketmiş. Bu olay, modern çağlarda omurgalı canlılarda görülen en büyük kitlesel yok oluş. Peki ya timsah saldırıları? Dışarıdan getirilen balık, çok sayıda yeni balıkçıyı da göle çekmiş. Göl civarındaki insan nüfusunun artmasıyla insanlar ve timsahların yolları daha sık kesişir olmuş. Timsah saldırıları sık sık ölümle sonuçlanıyor. Uganda'nın sağlık problemlerini, yani hastalıklarda görülen artışı açıklamaksa bu kadar kolay değil. Ama Agwang'a göre buna da başka bir istilacı tür neden olmuş. Bu seferkinin kökeni onlarca yıl önce yaşanmış romantik bir aşk hikayesine uzanıyor. Rivayete göre 1960'larda yakındaki Ruanda'da çalışan yabancı bir mühendis kızın birine aşık olmuş. Adam nişanlısına su sümbülü denen Güney Amerika kökenli bir bitki hediye etmiş. Aradan geçen yıllar boyu çiftin aşkı gibi su sümbülü de büyümüş. Yabancı bitkinin nasıl kaçtığını tam olarak bilen yok. Ama öbekler halinde akıntıyla sürüklenmiş. Su sümbülü, Victoria Gölü'nde ilk kez 1989 yılında görülmüş. Ve bundan 7 sene sonra Uganda'nın sahil şeridinin %80'ini tıkamış. Tabii balıkçılar ve aileleri için bu tam bir felaket olmuş. Su sümbülü, yabancı bir bitki türünün kontrol altında tutulmadığı takdirde yerli halkın yaşamını korkunç biçimde etkileyebileceğinin canlı kanıtıdır. Balık avlama sahalarına ulaşmak giderek daha da zorlaşmış. Avlanan balıkların sayısındaki azalma ve azalan gelirler yüzünden yaygın bir açlık tehlikesi kapıya dayanmış.
Bu su bitkisinin boğucu örtüsü altında çürüyen diğer bitkiler yüzünden de doğrudan gölden elde edilen içme suyu da içilmez hale gelmiş. Su sümbülü, ishal ve dizenteri gibi hastalıklara neden oluyordu. Çünkü içme suyu çok kirliydi. Agvang bir bitkinin sıtma ve şistozomiyazis gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasında nasıl etkili olabildiğini de bildiği görüşünde. İki hastalık da suya bağımlı. Yabancı bitki durgun su havuzları oluşturuyor. Bu havuzlar sıtma mikrobunu taşıyan sivrisinekler için uygun üreme sağlar. Bu arada şistozomiyazis parazitine konaklık eden su salyangozları da yumurtalarını suyun üzerinde yüzen bu bitkilerin kenarlarına bırakıyorlar. James Agwang, Uganda'nın başkentinin hemen dışındaki laboratuvarında istilacıyla mücadele etmenin yollarını arıyor. Ona göre bitkinin böyle azmasının sebebi doğal düşmanlarının ana yurdu Brezilya'da kalmış olması. Acaba bu düşmanları buraya getirmek mümkün olabilir mi? Agwang bizzat 1200 kadar su sümbülü bitini küçük kaplar içinde Uganda'ya getirmiş. Bitlerin yerel ekinlere iştah duymadıklarından emin olduktan sonra da kendi böcek ordusunu yetiştirmeye koyulmuş. Yakında kuvvetlerini düşmanın üzerine salacak. Ama bir yabancı türle mücadelede başka bir yabancı türün kullanılmasına dayanan biyokontrolün geçmişte fiyaskoyla sonuçlanan örnekleri var. İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda Büyük Okyanus'taki adalardan bazılarındaki sıçan popülasyonlarında bir patlama yaşanmış. Bunlar davetsiz misafirlermiş. Birinin aklına sıçanların kökünü kurutmak için adalara başka bir türü, bu kez monitör kertenkelelerini getirme fikri gelmiş. Ama küçük bir sorun ortaya çıkmış. Kertenkeleler sıçanların uyuduğu gündüz saatlerinde uyanıkmış. Ama geceleri onların uyuduğu saatlerde sıçanlar sorun yaratmaya devam etmiş. İki canlı türü nadiren karşılaşmış. Bu yüzden dev sürüngenler alternatif bir beslenme tarzı benimseme ve açlıklarını kümes hayvanlarıyla bastırma yoluna gitmişler. Bunun üzerine üçüncü bir yabancı tür ithal edilmiş. Dev kara kurbağalarının besin olmalarını engelleyen tek kusurları zehirli olmalarıymış. Monitör kertenkelelerinin ölmesiyle bu kez dev kara kurbağalarının nüfusunda bir patlama yaşanmış. Kurbağaları yesinler diye bu kez yine yabancı bir tür olan kediler adalara getirilmiş. Zehirli kurbağaları yiyen kediler de ölmüş ve sıçan nüfusu iyice çığırından çıkmış. Biyokontrolün amatörlere bırakılamayacak bir iş olduğu böylece anlaşılmış. Balıkçıların da yardım elini uzatmasıyla bitleri taşıyan su sümbülleri Victoria Gölü'nün dört bir yanına yayılıyor. İthal edilmiş böcekler ziyafete konuyor. Ugandalıların sağlığı artık bu böceklerin iştahına bağlı. Yetişkin bitkilerin yaprakları açtıkları delikler sayesinde bitki suyun içine gömülüyor ve pek gün ışığı alamaz hale geliyor. Bu arada gözden uzaktaki larvalar da kaleyi içten yıkıyor. Yaprak saplarının içi onlar için bir yemlikten farksız. Larvalar olgunlaşmaya hazır olduklarında suyun altına çekiliyorlar ve kendilerine kök lifleri arasında kurdukları barınaklar bitkinin beslenme imkanını kısıtlıyor. Larvalar su altında ördükleri bu sepetlerin içinde yetişkin birer su sümbülü biti haline geliyor. En üst kat yapraklardan oluşuyor. Ve böylece yeni kuşak su sümbülü bitleri bu yapıcı yıkımın yeni bir çevrimini başlatıyor.
Su sümbülü bitlerinin işlevlerini yerine getirip getirmediğini görmek isteyen Agwang, Victoria Gölü'nde teftişe çıkıyor. Su sümbülünün hızla yok olduğu ortada. Hayatta kalabilen bitkiler zayıf ve bitler tarafından ele geçirilmiş durumda. Agwang'ın biyokontrol programı işe yarıyor. Bu küçücük yaratıkların yararlı bir iş çıkardıklarını görmek pek keyifli. Bir ara hatırlıyorum da bu su sümbülü bitlerinin işe yaramayacağı yönünde epey eleştiri almıştık. Bunu bir şaka olduğunu söylüyorlardı. Ama bitleri serbest bırakmamızdan 5 yıl sonra ortada sümbül falan kalmadı. Yabancı bitki türünün kontrol altına alınmasıyla Victoria Gölü bugün daha sağlıklı bir yer. Balıkçılar besin kaynaklarına artık daha kolay ulaşabiliyor. İçme suyu çürümüş bitkiler yüzünden eskisi kadar kirli değil. Sıtma ve şistozomiyazis gibi hastalıklar göl civarında artık tutunamıyor. Bitlerin su sümbülü karşısında elde ettikleri bu zafer aslında olağanüstü bir başarı öyküsü. Diğer pek çok yerde insanlar yabancı türlerle mücadeleyi sürdürüyor. Kuzey Amerika'ya 1980'lerde gemilerle nakliyatı yapılan kullanılmış lastikler içinde gelen Asya kaplan sivrisinekleri Batı Nil virüsünü taşıyabiliyor. Birleşik Devletler Güney Amerika'dan gelen ateş karıncaları ve Afrika'dan kaçmış melez bir katil arı türünün istilası altında. Güneyden yayılan iki tür de can almayı sürdürüyor. Yeni Gine'nin kahverengi ağaç yılanı Büyük Okyanus'taki Guam Adası'nı istila etmiş durumda. Zehirli ve boğucu olması yüzünden özellikle çocuklar için ölümcül bir tehdit. Ama istilacı türler vücutlarımızı tehdit etmekten daha fazlasını yapabiliyor. Victoria Gölü çevresinde sağlık problemlerinde bir patlama yaşanıyor ve New Orleans'ta binalar yıkılıyor. Hastalıklarla mücadele edebilir, daha sağlam binalar inşa edebiliriz. Ama mesele bu değil. Bundan kısa bir süre önceye kadar uzaklarda meydana gelen sorunlar önemsiz ve belli bir bölgeyle sınırlı kalmış olaylar gibi görülüp göz ardı edilebiliyordu. Daha derin bir rahatsızlığa ilişkin uyarılar olabileceğini yeni fark ediyoruz. Ayağımızı bastığımız toprağın altı şu an oyuluyor olabilir. Bitki bilimci David Duffy, Hawaii'nin topraklarını denize yuvarlayan bir istilacının izini sürüyor. Ormanda şu an yeni ve başıboş bir tür var ki ormanın işleyiş tarzını kökünden değiştiriyor. Duffy peşinde olduğu bu yabancı türün büyük toprak kaymalarını tetikleyebileceği görüşünde. Yeni bir erozyon kaynağı bu adaların geleceği açısından tehlikeli bir gelişme. Erozyon Hawaii için zaten büyük bir tehdit. Toprak kaymaları yerli türler için yıkıcı olabiliyor. Adaların denize taşınan toprağı, tortu halinde mercanların üzerine yağıp, onları zamanla öldürebildiği gibi resiflerde yaşayan canlıları da tehdit ediyor. Karadaysa, erozyon yüzünden dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan binlerce tür tehdidi altında. Bu eşsiz bitki ve hayvanlar hırslı istilacı türlerin baskısı yüzünden erozyon olmadan da gerileme sürecine girmişler. Hawaii güzel görünebilir, hatta cenneti andırabilir. Ama palmiyelerin çoğu başka yerlerden gelme. Papağanlar da öyle.
Hawaii o kadar büyük bir istila altında ki artık yerli türleri ayırt edebilen pek az insan var. Çiçek kolyelerindeki çiçekler. Yeni Gine'den gelen şeker kamış. Avustralya'dan gelen makadamya fıstıkları. Hatta Güney Amerika'dan gelen ananas. Hawaii deyince aklımıza gelen şeylerin çoğu aslında başka bir yerde. Ama Duffy bunların hiçbirinin peşinde değil. Onun aradığı toprak kaymalarına neden olabilecek olan tür. Hawaii'ye onun güzelliği karşısında büyülenen biri tarafından getirilmiş. ...1800'lerin ortalarında Meksika'nın balta girmemiş ormanlarında dolaşan bir kaşif... ...etli yapraklarının altı eflatun renkli bir ağaçla karşılaşmış. Kendini bu ağacın güzelliğine kaptıran kaşif hazinesini Avrupa'ya götürmüş. Ve ağaç bitki bilimciler arasında büyük yankı uyandırmış. 1961 yılında Hawaii'deki bir botanik bahçesine bu ağaçtan bir örnek armağan edilmiş. Mikonya çok geçmeden fidanlıklarda satılmaya başlanmış ve popüler bir dekoratif bitki olup çıkmış. O zamanlar bu bitkinin dengeleri alt üst eden bir tehdit oluşturacağını kimse tahmin edemiyormuş. Bitkiler narin görünseler de, bu canlılar aleminin üyeleri dört ayaklı türler kadar vahşi olabilir. Bitkiler kıt kaynaklar için çekişebilir, kimyasal silahlar kullanabilir ve birbirlerini boğabilirler. Mikonya'nın da evlerin arka bahçelerinden kaçması uzun sürmemiş. Bunu yaparken de bir başka yabancı tür olan Japon beyaz gözlüsü kendisine yardakçılık etmiş. Tohum yaymada uzman olan bu kuş türü, Mikonya'da bol bulunan tohumları dört bir yana taşımış. Çiçek veren her başın üstünde birkaç yüz meyvecik ve bunların her birinde de yüz kadar tohum bulunuyor. Tek bir ağacın bile kontrolden çıkması mümkün. Çiçek açma süreci 3 milyon kadar tohum üretebilir. Bu süreç yılda 3 kere tekrarlanıyor. Ağaçlar ormana yıldırım hızıyla yayılma potansiyeline sahip. İstilacı ağaç 40 yıl içerisinde büyük adanın 40 kilometrelik bir bölümüne yayılmış. Duffy bunun Hawaii toprak kayması riskine karşı savunmasız bırakmasından korkuyor. Yabancı bir bitkinin toprağı nasıl gevşettiğini görmek için onun ormanı ele geçirme taktiklerine bakmak gerek. Hızlı büyüyen bitki yerli bitkileri gölgede bırakıyor. Hawaii'nin kendi bitkileri ölürken geriye toprağı Mikonya'nın seyrek ve sığ köklerinden başka tutacak bir şey kalmıyor. Zemin epey gevşediğinden toprak kayabilir ve bitkiler kızağa binmişçesine yerinden oynayan toprakla birlikte bayır aşağı yuvarlanabilirler. Mikonya o kadar kolay yayılıyor ki Duffy problemi daha da kötüleştirmemek amacıyla bu iş için özel botlar giyiyor. Böylesine hızlı üreyen bir istilacı nasıl durdurulabilir? Çevre bilimci Greg Esner, yabancı ağacı hava fotoğraflarından teşhis etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Büyük ada üzerinde uçan Esner, ışık tayfının insan gözü tarafından görülemeyecek kısmı dahil olmak üzere ormandan yansıyan ışığı ölçümlüyor. Mikonya'nın ve diğer istilacı türlerin dağılım haritasını çıkarmada uzaktan algılama çok önemli. Çünkü Hawaii'nin coğrafyasını düşündüğümüzde yer ekiplerinin ve sahra personelinin ormana dalıp tek başlarına türlerin yayılım alanlarını saptamaları mümkün görünmüyor.
Helikopterden yapılan bu ölçümlerin şimdi yerde olan bitenle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Mikonya yapraklarını toplayan Esner, küresel konum belirleme uydularından gelen sinyalleri ormanın kesif yaprak örtüsünün altından bile okuyabilen bir cihaz sayesinde topladığı mikonya yapraklarını bulduğu enlemi, boylamı ve irtifayı kaydediyor. Esner'ın piknik anlayışı, yabancı bitki türüne ait yaprakların ışığı nasıl yansıttığını ölçümlemekten ibaret. Artık kafasında bazı bağlantılar kurmaya hazır. Esner yerden aldığı yaprak ölçümlerini helikopterden ölçümlenen yaprak örtüsü tayfıyla kıyaslıyor. Ayrıca özel olarak dönüştürülmüş U-2 casus uçaklarını çektiği ekosistem görüntülerini kullanacak ve tüm bölgeyi izleyebilmek için uydu fotoğraflarından yararlanacak. Farklı görüntülerin bir araya getirilmesi sonucu belirlenen ve burada turuncu lekeler halinde görülen bölgeler, Mikonya'nın kontrolden çıkmadan önceki yayılım alanları. Bu büyük bir atılım. İstilacıya karşı verilen savaş artık hız kazanabilir. Kaybedilebilecek bir an bile yok. Ben buna yeşil Ebola diyorum. Ölümcül, yayılıcı ve biz onu durdurmadığımız takdirde ormanları ve yerli ekosistemleri yok edecek. Ve eflatun yapraklı bir dev olarak tüm bu ekosistemlerin yerine o geçecek. Ne zaman moralim bozulsa ve kaybettiğimizi düşünsem, ormanın bir bölümünü eski haline koymaya çalışan bir grupla karşılaşıyorum. Bu kimi zaman bazı türlerin ölmesine razı olmayan bir çılgın da olabiliyor. Bu konuyu umursayan insanlar var. Bu gibi çabalar sayesinde yabancı türün yayılım alanı büyük adayla sınırlı kalmış durumda. İstilacılarla mücadelede mutlaka özel bir donanım kullanılacak diye bir şey yok. Dünyanın dört bir yanında sıradan insanlar kendi yaşadıkları bölgeleri kurtarmaya uğraşıyor. Kaliforniya'nın Big Sur sahillerinde kendilerine yabani ot savaşçıları diyen bir grup, Güney Afrika'dan gelen ve denize bakan sarp yamaçlarla kumullar üstünde yetişen yerli bitkileri tehdit eden buz çiçeklerini yok ediyor. Buna karşılık Güney Afrikalılar da tehlikeli orman yangınlarına neden olan ve yer altındaki suyu ihtiyacı olan kişilerin elinden alan Avustralya kökenli ağaçlara karşı savaş halinde. İnsanları harekete geçirmek için ne gerekiyor? Yabancı bir tür, üstüne titrediğimiz bir manzarayı tehdit ettiğinde havailler gibi mücadeleye girişebiliriz. Egzotik bitki ve hayvanlar sağlığımıza ve malımıza zarar verdiğinde de öyle. Peki ya daha az görünür tehlikeler karşısında? Birçokları böyle bir tehlikenin ufukta belirdiğini söylüyor. Bu başka bir ipucu değil. Diğer ipuçlarının işaret ettiği nokta. Her şey her yere taşındığında kimler hayatta kalacak? Jim Carlton, yaşamın bu boyutlarda karılmasının bizi nerelere götüreceğini düşündükçe endişeleniyor. Carlton'ın yaşadığı Auckland Limanı, geleceğe bir göz atmamızı sağlayabilir. Bugün San Francisco körfezine gelen konteynerların sayısı 20 yıl öncekinin 2 katı. Bu durum, taşımacılık hizmetlerinin küresel boyutlarda bir ivme kazanmasının sonucu. Daha fazla gemi, daha yüksek taşıma hacmi, daha yüksek hız. Olağanüstü hızlı ve bereketli türlerden bazıları buraya son 10 ila 20 yıl içinde geldi. Burası canlı türlerini Golden Gate'den geçiren bir seri üretim bantından farksız. Ticaretle birlikte canlı türleri de küreselleşiyor ve bu gezegende daha önce benzeri görülmemiş ölçüde tuhaf ve karışık bir dünya yaratıyoruz. Yeni gelen her gemi istilacılara yeni fırsatlar sunuyor. Kaçak yolcular sadece konteynerlarla gelmiyor.
Gemiler seyir sırasında dengelerini sağlamak için milyonlarca litre deniz suyu taşıyorlar. Tek bir geminin balast suyunu yanaştığı rıhtımda denize boşaltması, bu suyun içinde uzak limanlardan gelen yüzlerce canlı türünün kendine yeni bir yuva aramaya başlaması demek oluyor. Her günün her saati en az 7000 canlı okyanusların bir ucundan diğerine, hatta bir okyanustan diğer okyanusa taşınıyor. Bu da aslında her gün dünyanın bir yerlerinde potansiyel olarak bir veya iki yeni istilanın gerçekleştiği anlamına geliyor. Peki yabancı türlerin oluşturduğu tsunami dalgası San Francisco Körfezi'nde ne gibi değişikliklere sebep olmuş? Güncel verilere ulaşmak isteyen Carlton, Smithsonian Çevre Araştırmaları Merkezi'nin üyelerine katılıyor. Toplayıcı olarak kullanılan plakalar yaklaşık 2 yıldır su altında. Araştırmacılar bugün tuğlalara takılanları ilk kez görme fırsatını elde edecek. Burada her türlü canlı var. Bu herhalde Japonya'dan gelen türlerden biri. New England'ın Halicondria süngeriyle karışmış. Aynı yerden gelen istiridyeler de oldu. Buysa deniz fıskiyesi adını verdiğimiz Atlas Okyanusu'ndan gelen bir tulumlu. Carlton'ın sadece tek bir yerli türe rastlamış olması şaşırtıcı. Yerli türlere bir örnek. Ostriya adı verilen bir istiridye. Bu tür 19. yüzyılda olağanüstü derecede boldu. Bu gördüğümüz daha sık rastlanan cinslerinden biri. Bugün San Francisco Körfezi'ndeki deniz yaşam formlarının %99'u başka yerden kaynaklanıyor. Yaşam tarihinde böylesine hızlı bir küresel karışımın eşi benzeri görülmüş değil. Yerli türler daha şimdiden sınırlarda yaşayan %1'lik azınlığı oluşturuyorsa sırada ne var? Carlton dahil bazı araştırmacılar karanlık bir geleceğe ve destansı boyutlarda bir kitlesel yok oluşa işaret ediyorlar. Türlerin bir yerden diğerine taşınma imkanları yaşam tarihi boyunca kısıtlı kalmıştı. Büyük hayvanlar bazen küçük hayvanları ve tohumları taşıyorlardı. Ama ulaştıkları yerler yüzebildikleri, uçabildikleri veya yürüyebildikleri mesafeyle sınırlıydı. Zaman zaman şanslı bir türün okyanus macerasından sağ çıktığına da rastlanıyordu. Ama bizler ortaya çıkana dek bu yer değiştirme hareketi yavaştı. Şimdi ise artan gemi ve uçak trafiği yüzünden sonunda bir gün her şey her yere taşınabilme imkanı bulacak. Her köşesi birbirine bağlanan yeryüzü tek kıtadan oluşmuş bir gezegen haline gelecek. Birçok araştırmacı her yanı birbirine bağlı tek bir kara parçasının birbirinden ayrı adalardan ve kıtalardan oluşmuş aynı büyüklükteki bir alandan daha az canlı türü barındıracağı görüşünde. Türlerin sınır tanımaması daha az canlı türü anlamına geliyor. Bazılarının karada yaşayan memelilerin 1/3'ünün soyunun tükeneceğini tahmin etmesi bu yüzden. Dünya çapında bakıldığında yaşam alanlarının yok edilmesinin ardından türlerin yok oluşuna en büyük ikinci sebep istilacı canlı türleri. Yeni dünya görüşümüz uyarınca geçmişte her ne yaşanmış olursa olsun bundan böyle çevreye daha fazla zarar vermememiz gerekiyor. Daha da derinlere inersek bir canlı türünü ait olmadığı bir ekosisteme yerleştirdiğimizde neler olacağını kestirebilmemizin asla kolay olmayacağını kabul etmek zorundayız.
Yeryüzüne ayak bastığımız andan beri bitki ve hayvanları bize eşlik etsinler, karnımızı doyursunlar ve yaşam alanımızı güzelleştirsinler diye yanımızda taşıyoruz. Tabii ki daima kaçak yolcularımız oldu. Daha sık ve daha hızlı yolculuk etmemizi sağlayacak teknolojilere kavuştuğumuzda, ileride bizi bekleyen tehlikeleri hayalimizde canlandıramadık. Canlı kargo denince, onun gittiğimiz yerdeki hayatımızı güzelleştirecek şeylerden oluştuğu gibi çocuksu bir düşünceye kapıldık. Artık yabancı türlerin yıkıcı gücünü bildiğimize göre, türleri var gücümüzle karmaya devam edecek miyiz? Birer gezgin veya tüketici olarak kalkıştığımız bireysel eylemlerde daha dikkatli olmamız ne kadar önemli? Veya toplum olarak bizi birbirimize bağlayan uçakları ve gemileri denetlememiz. Böyle yapmazsak nasıl bir bedel ödeyeceğiz? Hastalık yayıyorlar. Binalarımızı yutuyorlar. Ve yeni gelenlerin sayısı her yıl artıyor. Deniz çevre bilimcisi Jim Carlton, New England sahillerinde bitki ve hayvanlardaki bu yer değiştirmenin ne anlama geleceğini bulmaya çalışıyor. Bu iskelede bir saat geçirecek. Haftada böyle 20 iskeleyi teftiş ediyor. Yeni bir bölgeye ilk girdiğimiz an orada neler bulacağımızı bilemeyiz. Yeni bir şeylerle karşılaşmamız olasılığı bizi yakından ilgilendirir. 20. yüzyılın son çeyreğinde dünyanın dört bir yanında olağanüstü sayıda istila görüldü. Bunların 21. yüzyılda da hızları kesilecekmiş gibi görünmüyor. Tuhaf günler yaşıyoruz. Ama dünyanız burada sonlanacak olsaydı, bundan haberiniz olmayabilirdi. Günlük hayatın akışından bir an kurtulup merceğinizi yeniden odakladığınızda, bazı rahatsızlıklar gözünüze çarpmaya başlıyor. Mars yüzeyindeki insan suratından değil, gerçek olaylardan bahsediyorum. Eriyen kutup buzları, solmuş kemikler kadar bembeyaz kesmiş mercan resifleri, çift cinsiyetli kurbağalar. Peki bu olaylar ne anlama geliyor? Gelişi güzel iniş çıkışlar olduklarını söyleyebilir miyiz? Yoksa dünya çapında yaşanan bir krizin parçaları mı? Kıyamet habercisi her sese karşı gezegenin gayet iyi yolda olduğunu söyleyen biri mutlaka çıkıyor. Gerçekte olan biten ne? Bu dizide bilimsel araştırmacıları iş başında izlerken bunu kavramaya çalışacağız. Bu bir açıdan aslında polisiye bir dizi. Tek farkı dedektiflerin üzerinde çalıştığı olay mahallinin gezegenimiz olması. Birinci bölüm ipuçlarıyla başlıyor. Araştırmacılar bazı bitki ve hayvan türlerine ait olmamaları gereken yerlerde buluyor ve onlara yabancı türler diyorlar. Bunlar belki de soyut... Kıyılarımızdaki bu yaşam perdesini fark eden çok az sayıda insan var. Ama Carlton'ın gözleri çok keskin. Yabancı türlere duyduğu merak, Kaliforniya'daki çocukluk günlerinde tesadüfen yaşadığı bir olaya dayanıyor. ...1962 sonbaharıydı. Farkında olmadan üstüne bastığım bir tüpçül halkalı solucan kolonisi dikkatimi çekmişti.
Daha önce hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Aynı canlılara bir hafta sonra yerel bir doğa merkezinde rastladım. Üzerlerindeki etiket Güney Denizlerinden geldiklerini söylüyordu. O kadar uzaktan bir şeylerin Auckland'daki küçük bir lagüne kadar nasıl gelebileceği çok ilgimi çekmişti. Bitki ve hayvanların yayılış bilmecesi Carlton'ı adeta büyülemiş. Bugün artık benzeri görülmemiş sayıda canlı türünü bir yerden diğerine taşıyoruz. İnsanların valizlerindeki canlıların sayısını duysak hayretten ağzımız açık kalır. Bir canlı türü taşındığında otomatikman daha önce hiç var olmadığı alanları istila ediyor. Bir kere başıboş kaldıklarında ne yapacaklarını kestiremeyiz. Toplumsal hayatı her açıdan dönüştürebilirler. Bilim kurgu romanlarından farksız. Gezegenin dört bir yanında yaşanan ve insanı huzursuz eden dönüşümler. Araştırmacılar şimdilerde ipuçlarını değerlendirerek yeryüzünün yeni bir portresini oluşturmakla meşgul. Bugüne dek tanık olunmamış ölçüde hızlı bir küresel değişimin yaşandığı bir döneme girdiğimizden kuşkulanıyorum. Acaba ne yönde ilerliyoruz ve rotamızı değiştirmek için ne yapabiliriz? Kafaları karıştıran bu çağda kesin olan tek bir şey var. Bunlar yeryüzünde yaşanan tuhaf günler. Tükenen dinozorlardan bu yana gelmiş geçmiş en büyük kitlesel yok oluşu tetikleyebilecek bir saldırının ilk dalgası. Peki bu istilaya ne sebep oluyor ve bu yabancıların yükselen dalgasını yavaşlatmak için ne yapabiliriz? Jim Carlton yabancıları arıyor. Yalnız da değil. Bilim adamlarından oluşan bir ekip, bölgeye hangi yeni yabancı türlerin yerleştiğini bulmak üzere bir hızlı değerlendirme araştırması yürütüyor. Bu araştırma, ivediliği giderek artan küresel bir arayışın parçası. Yabancı türler her kıtayı istila etmiş durumda. Son derece güçlüler. Bazıları şu an ayağımızın altındaki toprağa oyuyor.